bağlayıcı olduğuna ilişkin 153. maddenin yine arkasından dolanıyorlar. Ve bunu Anayasa Mahkemesi'nin yap dediğini yapmayan kanuni düzenleme yapıyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadının ister evlilik sonrası eşinin soyadını, ister kendi önceki soyadını, ister ikisini birden kullanmasını savunuyoruz. Sonuna kadar da bu mücadelenin arkasında olacağız. Bir diğer konu ise etki ajanlığı. Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhur İttifakı gururla sunar. Nasıl oluyor? Eskiden ne oluyordu? Dünyanın uzak coğrafyalarında güzel filmler çekiliyordu. Sonra Türkiye'deki bazı film şirketleri onu alıp getirip bizim sinemalarda oynatıyordu. Diyordu ki filanca film gururla sunar. İlk kez Türkiye'de. Şimdi Cumhur İttifakı gururla sunar. Etki ajanlığı. Öyle bir anlatıyorlar ki kendileri bulmuşlar. Ülkenin milli yapısını zedeleyecek, birlik bütünlüğümüze zarar verecek, anayasal düzeni ortadan kaldıracak etki ajanları varmış. Aramızdalarmış, onları yakalayıp, mimleyip cezalarını vermemiz lazımmış. Kim bulmuş bunu? Rusya, Vladimir Putin, 20 Temmuz 2012. Etki ajanlığı ile ilgili düzenleme. Önce bunların tespit edilmesi. Sonra kaydedilmesi, sonra bunların gerçek kişiler olması durumunda listelerinin bütün birimlere yollanması. 60 maddelik bir kanun çıkarmış, doymamış bir daha yapmış, değiştirmiş. Devlet ve yerel kurumlarda memur olamazlar. Eğitim kurumlarında çalışamazlar. Toplantı, gösteri, yürüyüş hakkından yararlanamazlar. Devletten maaş, mali destek, sosyal hak alamazlar. Gerçek kişilerse 50 bin ruble ceza öderler. Tüzel kişilerse 500 bin ruble ceza öderler. İkinci kez etki ajanlığı yapıyorlarsa 2 yıl hapis yatarlar. Seçimlere katılamazlar. Aday olamazlar. Oy kullanamazlar. Vladimir Putin başlamış, buraya kadar getirmiş. 20 Temmuz 2012. Gürcistan, Kobahitse, Mart 2023, etki ajanlığı, yabancı ajan, yabancı büyükelçileri bile bu sınıfa sokmuş. Putin'inkine benzer bir sürü sınırlama yapmış. Hepsini en çok da 63. maddede toplamış ve toplam 63 maddede bu düzenlemeyi yapmış. Başka kim? Kim? Kırgızistan, Sadir Koparo, Kasım 2022, etki ajanlığı düzenlemesi. 90 milletvekilinin 64'ünün imzasıyla bu yasa onaylanmış 14 Mart'ta. Başka? Sırbistan, Aleksandar Vučić, 3 Nisan 2024, STK'ları baskı altına alan, bağımsız medyayı kısıtlayan, halkı sindiren bir yasa tasarısını 3 Nisan 2024'te getirmiş. Hangi ligde oynuyoruz, görüyor musunuz? Filmi kimler çekiyor? Cumhur İttifakı gururla sunuyor Türkiye'ye. Sanki Türkiye'ye özel bir şey. Kimse unutmasın. Otoriter liderler, popülist liderler birbirlerinden öğrenirler. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Busunuz, busunuz. Cumhur İttifakı, bu yasayı geri çekmezseniz işte sizin karnenizde budur, ekibinizde budur. Bu ekibiniz dünya tarihine büyük gerileme filmini çekenler olarak geçiyor. Siz de bunların Türkiye şubesisiniz. Bunlarla birlikte dünya siyasi tarihinin kara bir sayfasında yerinizi alırsınız. Şimdiden uyarıyorum. Ya çekersiniz ya da bu rezil filmi Putin'le birlikte çekersiniz.